attım kendimi sahile. İyi de yaptın mı? Çok güzel yaptım. Tabii ki çok güzel yaptım. Öyle evde tıkılıp kalamam. Hava çok sıcakmış, hava çok soğukmuş. Aman evde oturayım. Yok. İstanbul'un ilçe ve semtlerinde, cadde ve sokaklarında nerede neler var hep birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Neredeyiz sevgili seyirciler? Büyükçekmece ilçesindeyiz. Büyükçekmece sahile geldik. Sanki Antalya'dayız, sanki Bodrum'dayız ya da Çeşme'deyiz. Burası aynı o havada. Neyse lafı fazla uzatmayayım ben. Hemen paramı alayım bakalım ne kadarla gezeceğiz bugün gezme konusunda. Bu arada neden açılışı öyle yaptım ben? Dur baştan yapıyorum hemen bir saniye. Yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından gezmek olsun programından herkese merhaba. Hep böyle klasik açıyorum ya. Ondan sonra paramı istiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Değil mi Sefa? Sefa bir an bana böyle baktı. Baştan mı çekeceğiz acaba dedi. Yok, baştan çekmeyeceğiz. Ben bunu söylemeyi unuttum çünkü sevgili seyircilerime merhaba demeyi unuttuğum için bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın mı? Yarısında da olsa merhaba demeyi kesinlikle eksik etmem sevgili seyircilerime. Hemen bakalım ne kadarla gezeceğiz bugün sevgili seyirciler. Ya burası gerçekten çok güzel. Sanki güneydeyim, sanki Ege'deyim. Ay 50 lira daha var. Çok tatlısınız, çok teşekkür ediyorum. 50, 100, 160, 260, 360 ekranlarında gezmek olsun programı tüm güzel enerjimizle başlasın. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman tıpkı hanımefendilerin yaptığı gibi bisikletlerinizi ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Niye bana öyle baktı dövecekmiş gibi? Bir sinirlendi anlamadım. Aman neyse nasıl bakarsa baksın. Kimin enerjisi kötü, kimin enerjisi iyi ben artık anlamıyorum. Herkesin yüzü böyle. Ay diyorum her zaman hayatta bir tek ölüme çare yok ya. Diğer her şey hallolur zamanla. Allah sağlığınızdan etmesin, önemli olan o, haksız mıyım? O yüzden iyi gelmez mi deniz havası dedik. Ben de ne yaptım? Bir deniz havası almaya geldim. Şöyle Büyükçekmece sahile. Şimdi şöyle döneyim. Gördüğünüz gibi gayet kalabalık bir yer Büyükçekmece sevgili seyirciler. Çünkü İstanbul'un içinde yaşayan kimi insanlar burayı yazlık olarak kullanıyorlar. Ki bazı insanlar da bakın ne güzel çimlere yayılmışlar, vakit geçiriyorlar. Hemen şöyle geçelim. Çünkü biraz önce durduğum yol bisiklet yolu. Burası da insanların yürüyüş yolu. Hemen şunu da söyleyeyim. Büyükçekmece'ye geldiğiniz zaman burada rahatlıkla denize girebilirsiniz. Geldiğiniz zaman sevgili seyirciler burası çok büyük bir yürüyüş alanı. Dediğim gibi size burada birçok kafe var ve birçok restoran var. İsterseniz dondurmanızı yiyebileceğiniz de çok güzel dondurmacılar var. İsterseniz şöyle mısırınızı satın alabileceğiniz ya da çubuklu patatesinizi, suyunuzu satın alabileceğiniz böyle güzel güzel arabalar var. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem kendiniz hem sevdikleriniz hem de çocuklarınızla birlikte diyelim. Ve artık lafı daha fazla uzatmadan buranın keyfini çıkartmaya başlayacağız ama kahvaltımızı yapmak için ne yapalım? Yürümeye başlayalım. Şimdi sevgili seyirciler, Büyükçekmece sahilde ben çok güzel, hem içi hem de dışı çok güzel bir yere oturmayı tercih ettim. Burada fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Hemen şunu şöyle kenara çekeyim. Sigara sağlığa zararlıdır diyerekten kül tablasını da hemen yan tarafa bırakayım. Merhaba beyefendi, söyle buyurun. İyiyim, siz nasılsınız? İyi vallahi, ne olsun. Böyle güzel bir yere gelmişim. Sanki tatil beldesinde gibiyim. Keyfim tabii ki süper. İyi gelmez mi deniz havası diyerek birazdan sahilde yürüyüş de yapınca dondurma yerken daha da güzel olacak. O zaman menüye bakayım ben, daha sonra sizinle siparişte buluşalım. Tamam, teşekkürler. Şimdi sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman
Buraya özel kahvaltı yapabilirsiniz. İki kişilik kahvaltı sınırsız çay eşliğinde 72 lira serpme kahvaltı. Ki ben burayı kahvaltılarıyla meşhur bir yer olarak duyduğum için burayı tercih ettim. Dediğim gibi biraz önce de söyledim, birçok kafe ve restoran var. Siz bütçenize göre dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben bir semte ya da ilçeye gittiğimde tabii ki her yere girmeme imkan yok. Hem araştırıp gidiyorum hem de en güzel ve en iyi ve en meşhur yerin olmasına dikkat ediyorum. Tabii bütçeme göre de fiyatların uygun olmasına dikkat ediyorum. O yüzden de burayı tercih ettim Büyükçekmece'ye geldiğimde. Şimdi ne dedik? İki kişilik serpme kahvaltı, buraya özgü serpme kahvaltı 72 lira. Sınırsız çay eşliğinde. Yine tek kişilik bir kahvaltı tercih edebilirsiniz. Sınırsız çay eşliğinde onun fiyatı 32 lira. Eğer ki tek kişilik bir serpme kahvaltı yiyecekseniz onun fiyatının da 36 lira olduğunu sınırsız çay eşliğinde sizlere söyleyeyim. Yıldız, ben serpme kahvaltıyla falan uğraşamam, normal klasik kahvaltıyla falan da uğraşamam diyorsanız eğer kendi kahvaltınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Peynir tabaklarını 5 liradan alarak, yani hangi peyniri yiyecekseniz o peynir tabağını 5 liradan alarak, onun dışında haşlanmış yumurtasından tutun da pankekine, pankekinden tutun da reçel çeşitlerine, yumurtalı ekmeğine, simide ya da kaşarlı simit, sigara böreği, kokteyl, sosis, jambon söğüş tabağını, hepsini kendiniz belirleyerek kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturmak isterseniz tabak fiyatları 4 liradan başlıyor. Seçeceğiniz ürüne göre tabii ki tabak fiyatları değişiyor ama peynir çeşitlerinin 5 lira olduğunu söyleyeyim. O zaman hemen siparişimizi verelim. Şöyle deniz havası alaraktan güzel bir serpme kahvaltı yapalım, değil mi Sefa'cığım? Evet. Evet diyor. O zaman beyefendi buyurun. Hangisiniz aslında? Tabii ki şöyle alayım sizi, sizi de görsünler. Ben bir serpme kahvaltı istiyorum. Aha. Tek kişilik. 36 liraydı serpme kahvaltının fiyatı. Tamamdır. O zaman serpme kahvaltım gelirken ben de burada keyifli bir vakit geçireyim. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sıcağınızı menemen veya sahanda yumurta tercih ediyorum. Sıcağımı ben sahanda yumurta tercih ediyorum. Tabii, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Menüdeki fiyatları sizinle paylaştığım için ben menüyü beyefendiye vermeyi tercih ettim. Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Sabah 9-10 gibi açılıyor. Gece de 2'ye 3'e müşterinin buradaki durumuna göre ne yapıyor? Kapanıyor. Müşteri veli nimettir sevgili seyirciler. Müşteri gitmeden mekan kapatılmaz diyelim. Ve sizi hem içi hem dışı güzel mekanla ve Büyükçekmece sahille baş başa bırakalım. Buyurun. Sevgili seyirciler, ben kahvaltı siparişimi verdim. Ben aslında tek kişilik serpme kahvaltı siparişi vermiştim. Ama burada tek kişilik serpme kahvaltı servisi yokmuş. Onun yerine bana dediler ki biz size iki kişilik serpme kahvaltı verelim dediler. Ben de iyi tamam dedim ama 72 lira vermeyeyim dedim. 100 lirayla yola çıktım dedim. Onlar da dediler ki Yıldız Hanım dediler, biz sizden tek kişilik fiyatı alalım 36 lira. Bakın şöyle gördüğünüz gibi ama belirtiyorum. Sevgili seyirciler, bu iki kişilik bir serpme kahvaltı. İki kişi geldiğiniz zaman sınırsız çay eşliğinde sularınızı da getiriyorlar. Böyle güzel bir serpme kahvaltı yapabilirsiniz. Fiyatı 72 lira. Onun dışında buraya tek kişi gelirseniz benim gibi, hemen alalım. Tek kişi geldiğiniz zaman bu şekilde bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle ben onu alayım hemen izleyicim görsün. Bunun fiyatı ne kadardı? Bunun fiyatı da 32 lira. Yine bu da sınırsız çay eşliğinde. Yanında su ikram ediyorlar. Kahvaltımız bittikten sonra da Türk kahvesi ikram ediyorlarmış. Ne kadar güzel değil mi? Başka yerlerde olsa vallahi Türk kahvesine para veriyorsun. 10 liradan aşağı içemiyorsun hatta kahvaltı bittikten sonra. Haksız mıyım Sefa? Evet diyor Sefa. Tekrar belirtiyorum. Ben tek kişilik serpme kahvaltı istemiştim. Tek kişilik serpme kahvaltımız yok. Yıldız Hanımcığım, iki kişilik serpme kahvaltı getirelim size. Hem ekip arkadaşlarınızla birlikte yersiniz dediler. Ama 36 lira alacaklar.
Bu buraya şöyle tek kişi geldiğiniz zaman hemen şöyle ben de ayağa kalkayım sizinle birlikte beyefendi. Buraya geldiğiniz zaman tek kişi sınırsız çay eşliğinde böyle güzel bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Keşke bunu söyleseymişim ya. 32 liralık kahvaltı ne kadar güzelmiş. Sınırsız çay, yanında su. Başka yerde olsa ciddi söylüyorum kahveye de para verirsin. Kahvaltı bittikten sonra suyu da parayla içersin. Haksız mıyım Sefa? Evet diyor. Bu daha güzel bence. Evet, o iki kişilik serpme kahvaltıda sucuk var, menemen var. Sonra ne o manda yoğurtlu? Vişne reçeli var. Ay pankek var, vazgeçtim. O da güzel, bu da güzel, karar veremedim. Bence bu da dursun ama 36 lira alacaksınız değil mi? Söz diyor. Sevdiğiniz bir arkadaşınızla birlikte buraya gelip keyifli vakit geçirerekten kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hemen şöyle ekmek sepetimizi alalım. Sefa tabii bunu birazcık tırtıklamış. Afiyet olsun Sefacığım. Çok mu acıktın? O zaman çok acıktıysan senin şöyle böldüğün ekmekle azıcık yağ banıp ilk önce sana ikram edeyim Sefacığım şöyle. Afiyet olsun Sefacığım. Afiyetle ye, götür Sefacığım. Buraya geldiğiniz zaman iki kişilik serpme kahvaltı tercih ettiğinizde böyle çok güzel bir şekilde sucuk da geliyor. Burası kahvaltısıyla meşhur bir yer ve gerçekten buraya geldiğiniz zaman keyifli vakit geçirebilirsiniz Büyükçekmece sahilde. Şimdi ben hesabı istemiştim. Hesap geliyor galiba. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hesabımız 36 lira sevgili seyirciler. Hemen Mehmetçim 100 lirayla yola çıkmıştık. Sol tarafından 36 lirayı düşürür müsün? Çok teşekkür ediyorum. Biz ne yapalım? Büyükçekmece sahilin keyfini çıkartmaya devam edelim o zaman. Kahvaltımı yaptım. Çok güzel bir kahvaltı yaptım gerçekten de. Tek kişilik kahvaltıları da ne kadar güzeldi ya. Mekanın da dedikodusunu yapıyorum. Görüyor musun Sefa? Ama çok güzel dedikodu yapıyorum. Değil mi? Tek kişilik kahvaltıları gerçekten çok güzeldi. Bazı yerlerde öyle bir tek kişilik kahvaltı geliyor ki anlatamam size. Şimdi Büyükçekmece sahile geldiğiniz zaman burada böyle çok güzel bir şeyler atıştırabileceğiniz, gördüğünüz gibi arabalar var. Mısırından çubuklu patatesine, çubuklu patatesinden şöyle soğuk suyuna, şöyle soğuk içeceğine kadar her şeyi alabilirsiniz. Birazcık fiyatlar ne kadarmış? Onların bilgisini vereyim. Buraya gezmeye geldiniz diyelim. Bardak mısır yiyebilirsiniz. Küçük boyu 3 lira. Orta boyu ne kadar? Orta boy 5 lira. Büyük boy 6 lira. En büyük boy? En büyük boy yokmuş ama yazıyor burada da, ondan sordum. Ondan sonra koçan mısır 4 lira, kebap mısır 4 lira. Kebap mısır hangisi? Köz olan mısır, kebap mısır. Oh diyorsun. Kebap mısır yapıyoruz biz burada diyorsun. Kolay gelsin. Sen mi çalıştırıyorsun burayı? Annemle. Annenle birlikte. Annen nerede? Annem şu an gelecek. Ay ne kadar güzel o zaman. Geldiğinde belki bizim de paramız artarsa ne yaparız? Senden alırız mısır. Olur mu? İster misin mısır Sefa? Şimdi biz çok tokuz. Yeni kahvaltı yaptık. Sonrasında biraz daha böyle acıkmaya yakın mısırımızı alırız. Şöyle çimlere yayılırız. Olur mu? Kolay gelsin o zaman. Buraya da geldiğiniz zaman yine güler yüzlü bir beyefendi var. Ay bu Büyükçekmece ilçesinin sahilindeki insanlar ne kadar güler yüzlü. En sevdiğim insan, güler yüzlü insan.
Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyiyiz vallahi biz de. Siz vallahi bardak mısır satıyorsunuz. Bardak mısır, haşlama mısır, közde mısır ve meşhur midye satıyoruz burada. Meşhur midye, midyeleri görür müsünüz lütfen? Bayılırım. Bazı insanlar midye sevmez ama ben bayılırım. Ne kadar midyenin tanesi? 1,5, 2, 2,5 midyenin tanesi. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Jumbo boy satıyoruz, orta boy ve küçük boy satıyoruz. Evet. Evet. Süper. 1,5, 2,5 ve 1,5, 2, 2,5 Ha 1,5, 2 ve 2,5 Evet. Mısırlar ne kadar? Mısırlarımız boylarına göre değişiyor. 4 lira, 5 lira. 4 lira. Evet. İşler nasıl peki? İşlerimiz Allah'a şükür çok iyi. Allah daha iyi yapsın temiz inşallah. Temiz ve hijyen çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da bizi tercih ediyor. Müşterilerimiz de bizi tercih ediyor. Tercih edilmez evet. misin özellikle hiç? Özellikle midyeniz çok beğeniliyor. Ya. Evet. Ne kadardı midye? 2,5, 2 lira Kusura bakma sıcak başıma geçti. 3 kere falan söyledin galiba. İzleyiciler de diyecek ki Yıldız yeter tamam. Midye 2,5, 2, 3 tamam Yıldız yeter diye. Midyecisi burası. Allah. Evet. Gelin buraya. Yiyin midyeleri, mısırları. Evet. Allah bol müşteri versin. Midye ikram etti evet, beyefendi. Midye. Hemen ben keseyim. Şöyle tabii. Bıçağı elden ele almayalım. Bir de ben şöyle. Şöyle bir şu görüntüyü alın bence. Şu görüntüyü alıyorlar, alıyorlar. Evet. Sen hiç merak etme. Evet. İsim ne? Orhan benim adım. Orhan Beyciğim alıyorlar hiç merak etme. Evet. Bıçağı elinizden almayayım. Şöyle aldıktan sonra da tüh diye bir tüküreyim biliyorsun tamam. Annelerimiz. Evet. Herkes yapar evet. bunu. Limonu da ben keseyim. Şöyle midye ikram etti. Şöyle bir baktım düşündüm. Tabii ki kabul edeceğim. Bayılırım. Hemen şöyle bir limonlayayım. Meşhur midyecisi burası efendim buyurun. Gel. Almayanı dövüyorlar. Yemeyeni dövüyorlar. Şöyle gelmiyor ama. Sevgili seyirciler bak geldiğiniz zaman buraya Büyükçekmece sahile tava dondurmayı da yiyebiliyorsunuz. İlk önce ben vereceğim siparişimi hanımefendi geldi hemen benim sıramı verdin hanımefendiye. Ben parasız mı yiyeceğim zannettin? Böyle baktı bir tabii ki parayla yiyeceğim. Kendi de emin olamadı. Benim param var 64 liram mı kaldı Sefa? Bak 64 liram kaldı. Hanımefendi de demiyor ki bak. Bak geliyorum yanına. Hanımefendi de geldi aldı benim sıramı burada. Hiç benim müşteri olduğumu anlamamış. Anladım. Ben de ne yapayım vallahi. Tezgahın başına geçince pek müşteri görmüyordunuz. Ben varım diye geldiniz değil mi? Evet. Alırım yevmiyemi. Alırım yevmiyemi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz hanımefendi. Tava dondurma burada. 10 lira sevgili seyirciler. Büyükçekmece sahilde. Hemen şunu da söyleyeyim size. Normalde Çeşme'de yeniyor bunlar. Ya da tatil beldelerinde. İstanbul'da böyle değil mi? Kaş'a gittiniz mi? Ay ben de gitmedim ya. Ya vallahi mı? Antalyalıyım. Ya gitmedim vallahi. Antalya'da değil. Ya gelmeyeyim mi bir daha? Diyorsun. Tava dondurmayı böyle İstanbul içinde falan bulmak zor ya da böyle şehir içinde. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Çünkü daha çok tatil yerlerinde oluyor böyle tava dondurma. Ve gerçekten Çeşme'ye gittiğimde bu tava dondurmayı yemek için insanlar sıraya giriyorlardı. Bakın burada var. Ayağımıza kadar getirmişler. Hanımefendi de çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Bardağı 10 lira. Biz biraz sizi izleyelim. Sonra tava dondurmamızı alıp gidelim olur mu? Şöyle paramızı alalım hanımefendi. Çok teşekkürler. Bunu da bana ikram ettiniz herhalde. Hanımefendi dondurmasının yarısını da bana verdi. Çok teşekkür ederim. İyi gezmeler. Hoşçakalın. 10 lira aldım. 64 liramız vardı. Oldu 74. Bu para benim olsun. Olsun. Hiç hayır demiyor. Bakar mısın? Ne kadar tatlı. Abi biz ondan para almayacaktık. Aa alalım. Boş ver. Alalım. İkram ederiz akşamüstü. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu tava dondurmacısının ustası var aslında. Hanımefendi onun ustanın çırağı. O yüzden böyle tam kıvrılmadığı için
birazcık bölündü. Ne var canım, bizim programımız doğal program, söyleyelim yani, hiç utanma. Biraz bölündüğü için hanımefendi aldı çoğunluğunu. Bu da benim size ikram mı olsun dedi. Şöyle ikram etti. Tava dondurmamı da aldım. Param da cebimde kaldı hem. Evet. Şanslıymışım ha. Kaynanam sevecek mi sence? Sever. Benim gibi gelin sevinmez mi ya? Bir alsınlar da aday adayı yok. Teşekkür ederim. Aday adayı yok. Alsınlar da sever beni belki. Ha? İnşallah. İnşallah diyelim. O zaman Allah bol müşteri versin. Sakın dondurma, tava dondurma yaparken ustam yok, aman dondurma parçalandı bilmem ne falan filan diye gelen insanlara mahcup olma. Sakın da parçalanırsa üzülme. Yeter ki sen parçalanman. Her işin zaten bir ustası vardır. Yanında da böyle güzel çıraklar çalışıyor. Sen öğreniyorsun, daha öğrencisin. Ne var bunda? Parçalayarak da verebilirsin. Önemli lezzet olan önemli. Lezzeti. Kolay gelsin sana. O gülen yüzünde hiç su olmasın. Öpüyorum. Hatta çok öptüm tatlı. Bile. Hoşça kal bak. Rujumun izi bile çıktı. Hadi görüşürüz. Çekmece sahile geldiğiniz zaman sevgili seyirciler, öğleden sonra böyle tezgahların kurulduğunu da söyleyelim. Anahtarlığından tacını, tacından çantamızın olmazsa olmaz aynasına kadar. Ne ararsanız burada var ki evinizin de olmazsa olmaz nazarlığına kadar tabii ki. Ne ararsanız burada var. Hanımefendiler ya da beyefendiler buraya böyle tezgah açıyorlar ve ne yapıyorlar? Satıyorlar onları ve onun dışında burada bir tek tabii ki böyle bir tezgah yok diyeyim. Onun dışında hemen yan tarafta bir tezgah var. Onun da sahibi bir beyefendi. Hanımefendiler de tezgah açıyor. Beyefendiler de dedim değil mi? Evet. Nasılsınız? Evet. İşler nasıl? Çok şükür Allah'a. Büyükçekmece çok güzel. Ben çok seviyorum Büyükçekmece'yi. Biz de çok seviyoruz. Senelerdir buradayız. İyi ki buradasınız. Nasıl oluyor yazın? Daha güzel oluyor değil çok, mi? Çok şen. Her taraf cıvıl cıvıl oluyor. Yazın biraz yazın cıvıl da kışın biraz sakin oluyor. Kışın zaten sakin oluyor. Her yer sakin oluyor. Tatil yerleri bile kışın sakin oluyor. Yazın böyle kıpır kıpır oluyor. Burası da sanki sanırsın, ben programın başından beri söylüyorum, tatil yeri. Sanırsın Antalya'dasın, Bodrum ya da Çeşme'desin. Hiçbir fark yok. Tatile gidemiyorum diye insanlar üzülmesin. Burada hem denize girebiliyorsunuz, hem ne yapıyorsunuz, tatil yerindeymiş gibi çayır çimenin keyfini çıkartıyorsunuz. Ya pikniğinizi yapıyorsunuz, mangal yakmak yasak yalnız onu söyleyeyim. Evet. Ya da ne yapıyorsunuz, geliyorsunuz buradaki sahil kenarındaki kafelerde oturup bir şeyler yiyip içiyorsunuz bütçenize göre. Ya da geliyorsunuz buradan, öğleden sonra kuruluyor bunlar, tekrar akşam, söyleyeyim. Tabii, akşam. Tabii. Allah bol müşteri versin. Allah, kolay gelsin, hoşçakalın. Ya da teşekkürler. Olsun. Ya da burada alışverişinizi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela beyefendi ne satıyor? Böyle magnetler satıyor. Buradan magnet alabilirsiniz. Ya da şöyle televizyon üstümüzün olmazsa olmazı dantellerden alabilirsiniz ki bu danteller her annenin evladına yaptığı çeyizinde mutlaka vardır. Ve biz evlatlar üf anneciğim boşuna yapıyorsun, onu kullanmayız deriz. Ama moda olunca anneciğim çıkartsana o bana yaptırdığın danteli deriz. Demez miyiz? Hanımefendi beni dinliyor, deriz vallahi diyor. Öyle ama şimdi moda oldu, herkesin evinde dantel. Yine burada başka bir gördüğünüz gibi tezgah var. Burada da çok güzel takılar satılıyor. Şöyle göstereyim. Her tatil beldesinde zaten böyle gördüğünüz takılar satılıyor. Yine şöyle bileklerimiz için çok güzel ürünler satılıyor. Onun dışında teyzem burada ne kadar güzel el emeği göz nuru. Lif örüyor, patik örüyor, kazak örüyor, yelek örüyor, şal örüyor. Ellerin dert görmesin. Allah sana uzun ömür versin. Ne kadar güzel. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorsam o yaşta. Kaç gösteriyorsam o yaştayım dedi. 18 gösteriyorsun. Ruhun 18, önemli olan sayı değil. Rica ederim. 75 yaşındayım. 70. Allah sana daha da çok uzun ömür versin. Allah seni elden hayattan düşürmesin. Kadar yaşlandırsın. Amin teyzeciğim. Senin bu duan var ya, bana ömre bedel. Şimdi bir şey soracağım. Ne kadar patikler? 10 lira. Lifler ne kadar ki? Son zamanlarda lif kullanılmıyor teyze. Çıktı ya plastik şeyler.
duş jellerini ona döküyoruz, onlar kullanılıyor. Haksız mıyım? Ne kadar lifler? 10 lira. Yani burada fiyatlar 10 liradan başlıyor. Fatma teyzemden ben şimdi. Paramız kalmıştı, 64 liramız. Şöyle bir tane patik alıyorum. Kız kardeşimin bebeği var ya, ona. Bir de kendime saç bandı alıyorum hemen şöyle. Ve 10 lira saç bandı, 10 lira da patik, 20 lira. Şöyle hemen Fatma teyzeciğim, Mehmetciğim 10 lira 20 lira düşer misin? Teşekkür ediyorum Mehmetciğim. Fatma teyzeciğim tekrar söylüyorum, Allah hep böyle yüzünü güldürsün. Enerjin çok güzel. Ben somurtkan insanları hiç sevmiyorum. Böyle bazıları bakıyorlar ya böyle. Hiç sevmiyorum. Sen hep böyle gül. Çok teşekkür ederim. Allah sana uzun ömür versin. Elden ayaktan da düşürmesin. Elimizi ayağımı düşürür Allah'ım. Elden ayaktan düşürmesin. Mehmet ama 20 lirayı düştüysen ben patiğimle saç bandımı alıp gidiyorum. Sevgili seyirciler, biz bugün her günkü gibi çok keyifli bir gün geçirdik yine. Peki biz ne yaptık? İstanbul Avrupa yakasında bulunan Büyükçekmece ilçesine geldik. Buraya geldiğiniz zaman sanki kendinizi Ege'de ya da Akdeniz'de bir sahil beldesinde gibi hissediyorsunuz sevgili seyirciler. Sanırsın Çeşme, Bodrum, Antalya, Kaş'tasın. Hem şehrin içindesin hem de şehrin dışındasın. Hafta sonu tatil yapmak isteyenler kesinlikle Büyükçekmece ilçesini tercih edebilir. Hem burada denize girebiliyorsunuz rahatlıkla, hem de rahat bir nefes alıyorsunuz sevgili seyirciler. Hemen bunu belirteyim. Ay ben tatile gidemiyorum. Ay bana Çeşme çok uzak. Ay Antalya'ya uçak bileti çok pahalı falan filan diye sakın düşünmeyin. İstanbul'a dışarıdan gelenler için de gezmeye yine uygun bir yer. Çocuklarınızla birlikte fazlasıyla güzel vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel oyun parkları var. Bisiklete binebilirsiniz. Paten sürebilirsiniz. Bisiklet yolu var. Onun dışında trenle Büyükçekmece sahili gezebilirsiniz. Onun dışında sahilde mısırından midyesine, tava dondurmasından çeşit çeşit gazozuna ne ararsanız var diyelim. Ve 100 lirayla yola çıkmıştık. Geriye ne kadar paramız kaldı Mehmetciğim? Çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada böyle bir tekne kiralayıp doğum gününüzü, evlilik yıl dönümünüzü kutlayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Saati 150 lira. Ha bu arada evlilik teklif etmek için de güzel bir tekne benden size tavsiye beyler. İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde ya da keşfedilecek aynı burası gibi farklı ve çok güzel bir noktasında 360 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizin olsun. Bir şey olmuyorsa da olmasın. Kesinlikle ay olmadı, üzüleyim diye düşünmeyin. Çünkü olmayan bir şeyin arkasından mutlaka çok güzel bir şey gelir. Ve unutmayın, bunu her program sonunda söylüyorum. Hayatta bir tek ölüme çare yok. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.